Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara cazip gelmektedir. Bunlar dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır. Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş, ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla müminlerden hür ve iffetli kadınlarla sizden önceki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir. Kim imanı inkar ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o ahirette de ziyana uğrayanlardan olur. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın haddi aşmayın çünkü Allah haddi aşanları asla sevmez. Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. İman edip iyi ve yararlı işler yapanlara, bundan böyle Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında sebat ile iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra takvaları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği, daha sonra da bu takva ile beraber, başkalarına iyilik eden ve her yaptığını güzel yapan ihsan mertebesine erdikleri takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden dolayı, kendilerine bir vebal yoktur. Allah da böyle güzel davrananları sever. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zîneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak, kimin haddine? De ki, onlar, dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte, iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte biz bilip anlayan kimseler için ayetleri bu şekilde açıklıyoruz. Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıfları yazılı o ümmi peygambere tabi olurlar. O peygamber ki kendilerine meşru şeyleri emreder kötülükleri yasaklar kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah murdar şeyleri ise haram kılar üzerlerindeki ağırlıkları sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar ona iman eden onu destekleyen ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya işte felaha erenler onlardır onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetlerine şükredin. Haklı bir gerekçe olmaksızın Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine mirasçısına bir yetki vermişizdir. Artık o da kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır. Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların da birçoğu Allah'ın yüceliğine secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır. Görmez misin ki Allah gökten bir su indirir. Onunla renk ya renk çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl, siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır kulları içinde ancak alimler Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah aziz ve gafurdur. Mutlak galiptir, çok affedicidir. Allah o yüce zattır ki sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size suret verip suretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helal, hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah, bu zattır. Demek, alemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir. Gerçekten biz, İsrail oğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da istediği zaman onu diriltir. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. Biz de en kolay yola muvaffak ederiz.